Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Diş hekimi sadece dişle mi ilgileniyor? Doğal olarak dişle ilgileniyorsun. Ama tabii diş hekimi sadece dişle ilgilenmiyor. Genelde gelen hastaların psikolojik problemleri, kendi sıkıntılarını anlattığı bir mercidir. Bir insan bir diş hekimini kolay kolay değiştiremez. Berber birazcık da psikolojik, evet, berber gibi, kadınların kuaförü gibi pek kolay değişemezler. Çünkü hastanın çok yakın olarak bulunursun, muayene ederken, işlemlerini yaparken kendilerine güvenmeleri için bir sebepleri doğurmaları isterler. Bir sebep oluşturmaya çalışırlar. Bu yüzden sana bazı şeyler anlatırlar, fikir danışırlar. Bir de diğer branşlar gibi biz hastamızı sadece bir muayene edip yollamayız. Bir diş tedavisine geldiğin zaman nereden baksan bir 5-10 defa gelip gidersin. Direkt olarak getirip diş hekim koltuğuna oturtmazsın aslında. İlk önce bir konuşursun, rahatlatırsın. Uzaktan geldiyse sıcak basmıştır, bir şey içersin, bir kahve içersin, bir çay içersin, sohbet edersin. Bu sürede de doğal olarak insana iletişim kurduğu için sana birçok şey anlatırlar. Peki bu diş hekiminin korkusu niye var? Benim şahsi fikrim bunu geçmişte aramak lazım. Mesela nalbantların insanlara anestezi yapmadan diş çekmesi. Anne babaların çocuklarını seni iğneciye, dişçiye götüreceğim diye korkutmaları bence bunun en büyük sebebi. Yani diyorsun ki hocam bu korku geçmişteki uygulamalardan kaynaklı. Uygulamalardan veya kişinin küçükken yaşadığı travmalardan bağlı. Dişin ağrıyor, uzun süre diş hekimine gitmemişsin, dişin şişmiş, iltihap yapmış. Ondan sonra acıyla yüzleşiyorsun. Tabii bunda ne kadar iyi bir diş hekimi olursan ol, eğer o dişin acil olarak çekilmesi lazımsa acısız çekmen mümkün değil. Bu da sende bir travma oluşturuyor. Bundan 5 sene sonra benim bir dişim vardı, bağırta bağırta dişimi çektiler oluyor. Ben bir şey biliyorum, hani siz problemli hastalar, işte psikolojik problemi olan ya da çocuk olan, dişçi korkusu olan bir sürü insanı çok rahatlıkla burada opere edebiliyor musunuz? Tabii ki ediyoruz. Çünkü biz hastanede olmanın rahatlığını yaşıyoruz. Hastanede bizim ameliyathanelerimiz var, anestezi doktorlarımız var. Biz mental retarde olan hastaları, küçük çocuk hastaları, korkan bir yetişkin hastaları ya da sistemik birçok hastalığı olan dişçi koltuğunda işlem yaptıramayan hastaları ameliyathane şartlarından yararlanarak, anestezi doktorlarından ve tekrar söylüyorum ameliyathanelerden yararlanarak tedavilerini bir defada yapabiliyoruz. Bu bize ne kazandırıyor? Mesela bir çocuk düşünün, 5 yaşında, ağzında 7 tane çürük var. Siz anne babasıysanız çocuğu tedavi ettirmek için en aşağı 6-7 defa diş hekimine getirmeniz lazım. Ama ameliyatta ne oluyor? Geliyorsunuz sabahleyin, diyelim saat 9'da. Biz bütün tedavilerini bir defada yapıyoruz. Öğlenleyin bir, bilemediniz iki de sizi evinize yolluyoruz. Böylece hem zamandan kazanıyorsunuz, hem çocuğunuz hiçbir diş hekiminden korkmamış oluyor. İleride hatırlayacağı hiçbir anısı olmamış oluyor. Hem bütün dişleri bir defada tedavi olmuş oluyor. Ama sadece çocuklara yapmıyorsunuz. Hayır. Her yaş grubuna yapılabilir. Her yaş grubuna yapılabilir. Hatta teminde söylediğim gibi özürlülere, korkanlara, yaşlılara, çocuklara, ciddi sağlık problemi olup lokal anesteziyle işlem yapamayacağın bütün hastalara yapılabilir. Dönersek geriye, genel anestezide büyüklerde en çok yararlandığı şey korkan hastalara implant yapmaktır. Bizim hastanemizde bununla gırla vardır. Tanıdık birileri var galiba. Çok. Mesela sen. İnşallah geliriz. Benim korkum var. Ben nasıl geleceğim? Bir risk yok mu bir şey? Bütün işlemlerin bir riski vardır. Ama bu tabii ameliyathanede olduğu için, hastanede olduğu için bu risk minimaldir. Senin nasıl tedavi olacağına gelecekti. Sen bir geleceksin. Bir muayene edeceğiz seni. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece ağzın içine bakacağız. Gerekli tahlilleri, tetkikleri, röntgenleri çekeceğiz. Sana şu 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 işlemleri yapabilir diyeceğiz. Sen karar vereceksin. Randevulaşacağız. Sonra bir günde bütün tedavilerin bitecek. Olup olacağı bu. Sadece bir günlük bir cesaretine bakar. Şimdi azıcık düşünebilirim. Tabii ki. Sen ne zaman istersen biz tedaviyi o zaman yaparız. Kimseye zorla bir şey yapmadık bugüne kadar. Peki bu kadar kaç senedir diş hekimliği yapıyorsunuz? Kaç senedir yapıyoruz? 25 sene falan oldu. Çeyrek asır. Enteresan bir şey denk geldi mi hiç bu 25 yılda? Yani çok şeyler gelir ama şimdi onları ne kadar anlatmak doğru, ne kadar yanlış. Sen benden şeydeki performansı bekleme. Selçuk'taki performansı. Ha. Ben onu gibi anlatamam. Ay anlatamam ki. Unuturum. Benim düşünme hızımla anlattığım hız birbirini tutmuyor. Ha, kafa daha hızlı çalışıyor, ağızdan geçti. Olmuyor. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah.